Aspor'dan mutlu akşamlar. Ben Çiğdem Ceylan. Son sayfayla karşınızdayız. Önümüzdeki bir saat boyunca gündemdeki bütün gelişmeleri konuşacağız. Bu arada stüdyomuzda konuğumuz da var. Aspor yorumcusu Serdar Sarıdağ bizlerle birlikte. Serdar hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyi sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Seninle bu saatte herhalde daha önce hiç buluşmamıştık değil mi İlk stüdyoda? İlk kez evet. Çok İlk uzun kez. zaman önce akşam bir yayında oturmuştuk hatırlıyorum. Çok uzun zaman Aha. önce ben. ama. Ama bayağıdır hep sabahları denk geliyorduk. Sabahları... O keyifli keyifli o yayınları yapıyorduk. Yayın Aynen. öncesi biz poğaçaları yiyorduk. Sen sadece kokluyordun. Değil mi? Arada bir benimle kaçamak yaptım oluyordu. Evet. Ama değil mi? <laughs> Serdar sağ olsun bize güne güzel poğaçalarla başlatıyordu, bir şeyler getiriyordu. Peki nasılsın? Neler yapıyorsun? Valla işte evdeyiz. E, evde neler yapıyoruz? Evde e, çalışıyoruz. Şimdi gazeteyi zaten evden yapıyoruz. Evet. Zaten aspora e, günden beş yaş olduğu zaman bazı konulardan sonra özellikle haber bülteninde Skype yayınları yapıyoruz. Skype Hı -hı. bağlanıyoruz. Seninle evet. de iki hafta öncesinde bir denk gelmiştik evet. değil mi akşam yayınında? Evet. Ee, onun dışında neler yapıyorum? Sosyal medyaya biraz ağırlık veriyoruz tabii ama bu e, YouTube ne kadar sosyal medyada diyebilirim. Çok farklı bir alan, çok farklı. Hı. Kanal yani bir kanal sayesinde YouTube'a attım kendimi. Uzun bir süredir zaten YouTube'da vardım ama bayağıdır bir sessizdim ama hı hı. bu karantina dönemlerinde YouTube'da içerik üretmeye başladık. İşte video editlemeyi, işte videolara kapak yapmayı hı hı. çok şeyi öğreniyorsunuz evde fırsat fırsat. Normal bir günlük hayatımız olsa belki de öğrenemeyeceğiz, vakit Hı -hı. bulamayacağız. Ee, evdeki fotoğraf arşivlerini, dijital fotoğraf arşivlerini bir düzenledim böyle. Ee, geçmişe gittik meslekte. Ee, güzel vakit geçiyoruz yani vakit geçiyor bir şekilde. Sıkıntı yok. Değil mi? Bol bol vakit olunca da sağlıklısından hala. Yani çalışıyoruz. Hı -hı. Evet. Vakit geçiyor bir şekilde. Ee, zaten Sağlık Bakanımızın yaptığı açıklamaya baktığın zaman da gelecek adına hakikaten evet. çok umutlanıyoruz. Ama bu disiplin devam etmeli. Yani Bizde eksik olan bir şeydi toplum disiplini. Onu da bu salgın sayesinde kazanıyoruz ufak ufak. Hı hı. E, bu disiplin devam etmeli. Rakamlar da aşağı doğru düşüyor tabii ki. Rakamlardan öte onlar birer can, aramızdan ayrılanlar var. Hepsine Allah rahmet e, dilesin diyorum. Ahmet rahmet, rahmet dilesin diyorum Allah. E, onun dışında e, yani o rakamların düşmesi hı hı. Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi iki bayram belki de bir arada kutlayacağız. İnşallah, İnşallah. onları görürüz. Peki şimdi gündemde birçok gelişme var. Hepsini konuşalım. Beşiktaş'la başlayalım. Türkiye'de neler oluyor spor adına bir bakacağız. Açıklamalar var ardından evet. yurt dışına da uzanacağız. Beşiktaş diyelim önce sevgili izleyenler. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nurçebi geçmişe yönelik incelemelerde husumet aranmasının yanlış olduğunu söyledi. Ahmet Nurçebi Teknik Direktör Değişikliği'nin de doğru olduğunu vurguladı. Haberi bir izleyelim üzerine konuşacağız. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi önemli açıklamalar yaptı. Ahmet Nur sabah gazetesindeki röportajında sorunların şampiyonluktan önce yapılan 2016 seçimlerinde başladığını söyledi. Çebi, şampiyonluk fotoğrafı emek verenlerin olmadığı, emek vermeyenlerin olduğu bir adaletsizlik portresine dönüştü. Takip eden süreçte de yanlış transfer politikaları bunu izledi. Transferde yüksek maliyetli, katkısı olmayan ve yaşlı oyuncular tercih edildi bu da başarısızlığa ve ekonomik çöküntüye sebep oldu şeklinde konuştu. Bağımsız denetimin devam ettiğini belirten Başkan Çebi, kimin ne kusuru varsa buna bizler de dahiliz. Bunun karşılığını Beşiktaş'a ödemek durumunda olacak. Kimi çevreler bunu bir intikam hesaplaşması olarak görüyor. Ben başlattığım için incelemenin içinde yer alan eski yöneticilerin bana husumet duymalarını anlamakta güçlük çekiyorum dedi tüm gelirlerin temlik altında olduğunu kaydeden Ahmet Nurçebi. Evet. Gelecekte doğacak gelirlerimizde konsorsiyuma temlikli vaziyette. Yardım kampanyası hazırlığı yaparken virüs başladı. En uygun zamanı belirleyip her an için başlamaya hazır şekilde bekliyoruz ifadelerini kullandı. Ahmet Nurçebi teknik direktör değişimini ise Abdullah Avcı'ya hep destek olduk. Ancak talihsiz sonuçlar hocanın moralini bozdu. Ayrılık iki taraf için de doğru oldu. Şu anki tabloda Sergen Yalçın seçimimizin doğru olduğunu gösteriyor sözleriyle değerlendirdi. Evet sabah gazetesinin haberiydi. Bize de değerlendirelim ki sen Beşiktaş'ı yakından takip ediyorsun. Geçmişe yönelik bir takım açıklamaları oldu teknik direktörle alakalı da. E, ve diyor ki başkan geçmişe yönelik incelemelerde husumet aranması çok da doğru değil dedi. Açıklamaların detayını verdik. Sen nasıl yorumluyorsun? Yani geçmişi araştırırım diye bana husumet duymaları çok doğru değil e, diyor. E, aslında doğru söylüyor. Geçmişin araştırılması, geçmişin konuşulması, geçmişte bir şey varsa kendi dönemi de dahil ama onu zaten sürekli dile getiriyor. Bunlar bence doğru şeyler. Her kulübün yapması gereken şeyler. Yani geçmiş dönemlere çok sorgulanan transferler oldu. Çok sorgulanan harcamalar oldu. Hı hı. Burada tabii ki neler olup bittiğini görmek, incelemek hakkıdır. Fakat bunu hani ben geçmiş dönemi araştırdım da sizin bir açınızda bunu Bak, size bir şey edeceğim gibi bir durum değil. Bakacak. Sonuçta nerede hatalı? Bir hatalar var ki hatalar yapılmış ki Beşiktaş bu durumda. Sadece Beşiktaş değil aslında bütün çok kulüp bu durumda. Yani bizi yanıltan bir şey var. Bir takım Şampiyonlar Ligi'ne gittiği zaman o takımdaki muhasebe sıkıntıları göze batmıyor. Sağ açı başarısı olduğu zaman onlar göze batmıyor. Onlar halının altında kalmaya devam ediyor. Ama bir takım Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği zaman, Avrupa'ya gidemediği zaman, sahada sportif başarı elde edemediği zaman bu tür muhasebe sıkıntıları sizin önünüze çıkar. Aynen. Dolayısıyla bugün Şampiyonlar Ligi'ne giden ama yarın gidemeyen takım da o sorunlarla yüzleşecek. Onlar sadece halının altına giden sorunlar. Dolayısıyla bence burada geçmişin araştırmasının nedenlerinden bir tanesi de bir daha bu hataların tekrarlanmaması, bir daha bu hataların yapılmaması için ne gibi önlemler alabiliriz? Bunlara bakmak açısından geçmişten ders alma açısından bence önemli anneler diye düşünüyorum. Hiç kesinlikle iktidar, muhalefet, işte rakip başkan, rakip eski yönetim falan böyle bakmamaları lazım bence. Burada söz konusu 5 ise gerisi tefahürattır bence. Şimdi e, tabii yurt dışında yazılan bazı haberler de oldu. Sen de muhakkak yakından takip ediyorsundur. Evet. E, transferlerle alakalı ki demin VTR arasında da seninle konuştuk. Detaylarını tabii sen bizimle paylaşırsan sevinirim. Bir isim var. E, Fransız basını yazdı sevgili izleyenler. Lig 2 ekiplerinden e, Loren Lorraine de Forme giyen Jimmy Cabot'la Beşiktaş'ın ilgilendiğini yazdılar. İzleyelim üzerine konuşalım. Fransız basınından Beşiktaş için transfer iddiası geldi. France Futbol Fransa Ligi 2 ekiplerinden Lorient'de forma giyen ve kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jimmy Cabo için Beşiktaş'ın devreye girdiğini duyurdu. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun 4 yıldır Lorient'de forma giydiği hatırlatılan haberde, Cabo'nun artık yeni bir başlangıç yapmak istediğinin altı çizildi. Fakat Fransız oyuncunun peşinde başka kulüplerinde olduğu detayı paylaşıldı. Beşiktaş'ın Cabo için istekli olduğu belirtilirken, Türk ekibi elindeki kanat oyuncularından istediği verimi alamadığı için yeni arayışlara yöneldi ve Cabo'da onlardan biri yorumu yapıldı. Öte yandan oyuncunun sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması transferi Beşiktaş için daha cazip kılıyor. Siyah beyazlılar olası bir anlaşma halinde bonservis ödemeden sadece imza parasına kaboya forma giydirecek. Peki Jimmy Kabo iddiaları için ne diyorsun? Yani muhakkak bu pandemi atlatacağız ve yeniden tabii transferleri bolca konuştuğumuz dönemlere geçeceğiz. Ama şimdiden tabii yurt dışında yazılan bazı isimler var. önce şunu sorayım. Jimmy'yi konuşuruz ama gerçekten Beşiktaş Kanat oyuncularından gereken verimi alamadı mı son dönemde? Ee, aslında kanat oyuncularından gereken verimi alamadı doğru. Kanat oyuncuları kötü mü? Değil. Fakat e, baktığınız zaman çoğu kamp görmemiş. Yani Beşiktaş'ın kampını görmemiş. Mesela Tyler Boyd kendi e, turnuvasından geldi kıta dışından. E, diye bir son dakika gelen bir isim. E i̇şte Enkudu bir sakatlık geçirdi. Yeteri kadar hazır değildi. Aslında kanat oyuncuları kötü değil kağıt üzerinde baktığınız Hı. zaman bir Diyabi Beşiktaş'tan önce Galatasaray'ın da gündeminde vardı. Ben duydum yani Galatasaray'a da teklif ediyordu. Galatasaray da ilgilendi sonra vazgeçtiler. Yani kötü oyuncular değil. Fakat evet. zamanlama çok yanlış. Transfer zamanlamaları çok yanlış. Bu da kulübün suçu değil. Diğer kulüplerde de bu böyle. Bu bizim ligimizin kültüründen kaynaklanıyor. Mesela İngiltere'de transfer bitti. Lig başladı. Transfer bitti. Bu bizde de olması lazım. aynı anda başlayıp bitmesi lazım. Transferin ligin 3. 4. haftasına kadar gelmemesi lazım. O saatte gelen adamlar o takıma alışana kadar. Mario Gomez bile sorun yaşadık geldiği zamanlar. Mario Gomez yani Alman milli takımın golcüsü. Bundesliga'da yıllarını vermiş bir adamdan bahsediyor. O bile sıkıntı yaşadı. Cenk Tosun oynadı ilk geldiği zamanlar. Düşünün. Dolayısıyla bu transferlerin zamanlaması yanlıştı. Evet. Ee, bir de sıkıntı şu bence. Forvet sakattı. 5 forvet sakattı. Kanat oyuncularına ekstra yükler getirdi. Tabii ne yapacaklarını şaşırdılar biraz. Ee, ama bu sene e, ben sol kanada çok oyuncu baktıklarını sanmıyorum. Enkudu, hı hı. Caner önce anlatacaklar. Alanya'dan En Sakala ciddi anlamda gündemde bitirebilirlerse solda En Sakala, Caner, Enkudu'nun olduğu bir e, kulvardan bahsediyoruz. Yani oraya dördüncü bir ismi sokabilmek kolay değil bence. Ele ele şu parasızlıkta, şu maddi imkansızlıkta. Biraz sağa kayacaklar. Yani sağda da biliyorsunuz ki Lens, Tyler Boyd ikilisi evet. var. E, onun dışında diğer bir kiralık gidecek. Alabilirlerse bir tane oraya alacaklar ama burada tabii lensin yapacağı indirim çok çok hı hı. önemli. Ee, i̇stiyorsan Jimmy'ye gelelim Fransa'daki oyuncu. Aynen konuşalım onunla evet. Ee, e, 26 Cazi yaşında. Cazin mi gözüküyor Beşiktaş adına? Şimdi sadece. bakın Beşiktaş'ın transfer listesindeki birinci kriteri söylüyorum. Bon servis elinde. İkincisi sözleşmesi bitmesine bir sene kalmış ama oyun kulübü.